Bugünkü ikinci programı açayım. Evet, doğru. Evet, bugünkünde en sonki dersimize daha doğrusu nasıl tonlama yaptığımla ilgili birkaç şey göstermiştim. Ve demiştim ki bir sonraki videomda tonlama, renklendirme tekniğiyle birkaç şey gösterecektim. Evet, öyleyse şunu tam ekran yapalım ve şu katmanları taşımak istiyorum. Bu sefer bu pencereyi kaldırmadan bunları nasıl kolaylıkla ulaşacağımın yolunu buldum. Evet, anca. Tamam. Şuradaki küçük pencereniz vardı. En son ne yapmıştık? Şunu biraz uzatmak istiyorum. Şunu hatta şöyle köşeye alayım. Orada taşıyabiliyordunuz. Burada renk paletiniz vardı. Şimdi burada bu nasıl mesela kullandığınız katmanda bir boya veya da vesaire bir şey kullandıysanız fırça darbesini belirli efektleri yapmanızı sağlıyor. Mesela renk parlaklığı dedim. Bakın gölge yapmıştık. O parlamaya başladı. Şöyle bir örnek göstereyim. Hatta tamam. Ya şöyle küçük bir şey. Allah'ım, küçük bir şey istiyorum sadece. Tamam, neyse bu olsun. Fırçayla herhangi bir şey çizelim. Siyah bir şey çizelim. Tamam, bu bizim katmanım. Ha, buradasın. Hatta yeni layer açalım, daha iyi. Yani katman. Şimdi aynı layer üzerindeyim ve efektini değiştirmek istiyorum. Erime de bu şekilde yakından göstereyim hatta. Şunu birazcık yakınlaştırmak istiyorum. Şöyle. Bakın her birinde farklı farklı oluyor. Bu yaptığınız boyamada çok değişebiliyor. Göstereceğim zaten örnek olarak. Kendi kullandığım tekniği de göstereceğim. Evet, bunlar da bu beyaz sayfa olduğu için çok bir şey belli olmuyor tabii ki de. Şimdi ben kendi ekranıma döneyim. Şuradan. Şimdi genelde kullandığım fırça bu püskürtme. Yani yumuşak kenarlı fırça. Genelde bunu kullanıyorum. Daha rahat oluyor benim için. Şimdi bu. Bunun için şunların hepsini gruplayalım. Şöyle. Buna ben renk diyeceğim. Hatta bir grup daha açalım. Renk grubu diyelim. Evet, bunu içine taşıdım. Şimdi fırçamız için B'ye basıyorduk. Buradan bir renk seçelim. Hangi renk olsun? Mavi olsun, en sevdiğim. Evet, şöyle bir mavi kullanalım. Şimdi bunu ilk başta boyayacağım. Ama size çok saçma gelecek. Üstünü kapadın ama diyeceksiniz. Şu motorlardan nefret ediyorum. Üstünü kapadım ama diyeceksiniz. Doğru. Ama bakın. Buradan değiştirebiliyorduk. Bakın. Renk yanması dediğimizde daha yanık bir renk olarak gözüküyor. Renk yanmasından bir örnek göstereyim mesela. Bunu renk yanması yaptık. Bu layer'ı. Bu arada sağ tıklayıp buradan rengini değiştirebilirsiniz. Herhangi bir renk yapabilirsiniz. Şurada yani kırmızı, menekşe. Şimdi biraz daha boyadım. Ha, bu arada opaklık önemli. Daha çok boyayınca daha çok renk yanıyor. Genelde koyulaşır. Şimdi renk yanması dedim. Devam edelim. Doğrusal yanma var. Burada biçimsiz oldu. Açıklaştır. Ekran. Renk soldurma. Kaplama. Genelde benim kullandığım kaplamadır. Yani tonlayıp bir resim yaptığım zaman üstüne mesela ten rengi yapıyorum. Bu kaplamayı yaptığım zaman bununla birleşik gözüküyor. Üstüne geçmiyor renk ama daha bak bakın mesela yumuşak ışıkta daha yumuşak. Daha az belirgin oldu. Canlı ışıkta daha canlı oldu. Genelde bunu ışık yaparken falan kullanmış oluyorum. Pin ışığında daha yumuşak. Tabii siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Burada zıt renkler oldu. Kontrast oldu. Böyle de tamamen farklı bir rengi oldu.
Renkte de aynı şekilde renk de kullanabilirsiniz. Ben kaplama ve rengi kullanırım genelde. Şimdi bir kaplamaya bir bakalım. Ben size bir ışık çizerek göstereyim örnek olarak. Şu canlı ışığı anlatmam için daha iyi olur. Şimdi normal bir şey kullanalım. Siyah. Bakalım nasıl olacak. Direkt çizgi roman kalemi kullandım ya. Neyse. rengini biraz açacağım. Onun için şu her zaman açık duruyor bende. Genelde. Şöyle yapalım. Birazcık. Tabii daha belirgin olması lazım da ben şu an bu şekilde yapmayı tercih ettim. Hatta bununla geçebilirdim üstüne. Biraz daha rengini açıp yapabilirim. Bunu ilk başta siyah beyaz yapıyorum ki daha sonra renk kullanarak yapacağım. Üstüne renk katacağım yani. Şimdi dibe geldikçe rengi daha da açılır. Onun için benimkinin opaklığı mı düşük gözükmüyor. Tam beyaz olsun istiyorum. Ha, akış düşük olduğu için olabilir. Yok. Yeni bir katman mı açalım? Evet. Çünkü yeni bir katman açarsak belki bakalım. Evet. Çünkü katmanın üstüne yapıyorum ve o renk olarak kayıtlı. Bakın. Kaplama. Kaplama olarak kayıtlı olduğu için bu diğer yaptıklarımı da etkiliyor. Onun için bunu bambaşka bir ayrı bir şeye taşıyacağım. Şuraya mum diyelim. Bakın ne kadar beyaz oldu tekrar. Bunun ara tonlarını kullanıyorum. Şöyle sayfayı R'ye basıp çeviriyorum. Alt tuşuna basarak da damlalık aracını kullanıyorduk renk seçebilmemiz için. Şimdi... Ah, pembe oldu. Rengi bu ortadaki barı kullanarak türsüzleştirebilirsiniz. Yani sağa gittikçe ben rengim daha kırmızı. Ama bu tarafa doğru gittikçe daha da gri, sonra beyaz oluyor. Buradan da aynı şekilde. Buradan türsüzleştirebilirsiniz. Buradan, aha, evet bu şekilde oluyor. Tabii bu beyaz da olmaması gerekiyor ayrı bir şey. Neyse, devam edeyim. Tabii bunun bir kenarı bir yumuşak, bir tarafı sert ya demiştim daha önceden bahsetmiştim Burça'dan. Benim çok işime yarıyor bir kere. Çünkü hem burada bir geçiş var ve bu geçişi bu rengi kullanabilirim. Bakın üstteki daireye bakın. Geçişi görüyorsunuzdur. Beyazdan koyu griye doğru bir geçiş var. Bu arada burada hani bir layer'ı şey seçmiştik ya, efekt öyle diyeyim. Efektleri seçmiştik ya. Burada da fırçanın efektini seçmiş oluyorsunuz. Mesela fırçaya renk parlaklığı diyeyim. Tabii olmadı. Çünkü benim fırçam gri renkte. Şimdi beyaz yapalım ve renk parlaklığı deyince zaten ya da başka bir renk deyince ve renk yanması gibi şeyleri kullanınca daha renkli çizmeye başlıyor. Tabii onu ben bazen kullanıyorum. Yani kullandığım yerler oluyor tabii ki de. Şimdi devam edelim. Şunu olmuştur. Şimdilik böyle bir şuraları bir yumuşatalım. Kullanmış olayım bakalım. Bunun için ayrı bir renk. Her zaman bunun için ayrı bir katman açmak gerekiyor. Çünkü üstüne yapamayız haliyle. Tabii ki de renk grubunu alıp buraya koyamam. Yoksa çizimin önüne geçer. Onun için bunun üstüne koyuyorum. Şimdi onun da rengini ne yapayım? Şimdilik bir kaplamayla bir deneyelim. Bakalım. Şu renkleri kullanalım ilk başta. Şimdi böyle yapınca şu silgiyle birazcık renkleri alıyorum. Taşan taraflarını. Tabii bunu da kullanırsanız daha darbeli olduğu için daha gerçekçi durabilir. Evet, daha gerçekçi durdu. Şimdi bunu sarıya doğru kaydıralım.
Tabii bunun için de ayrı bir layer gerekebilir. Çünkü renkler üst üste bindi mi artık şey etkisini göstermiyor. Şöyle bir renk kaplama adında bir. Hatta buna bu sefer şey diyelim, canlı ışık diyelim bakalım. Bakın daha canlı oldu. Şunu aynı rengi kullanalım bakalım. Bakın yine canlı oldu. Parlama için de şöyle bir şey yapabiliriz. Tabii ben şu an biraz hızlı gittim ama sonraki yaptığım örneklerde daha net anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Bunu ne yapalım? Hatta şöyle normal ilk önce bir çizeyim. Şöyle değil, sarıyla yapalım. Hatta biraz daha beyaza yakın bir soru olsun. Şunu da yapalım. Şöyle etrafından. Parlıyormuş gibi oldu. Şimdi efektini seçelim. Tabii sizin güzel gözünüze güzel gözükeni seçmeniz çok daha önemli. Yani burada bakın mesela renk soldurmada daha beyaz bir ışık geldi. Yani sizin gözünüz hangisini daha gözünüz tamamlıyorsa, hangisini daha iyi görüyorsa onu seçmenizde yarar var tabii ki de. Mesela ben kaplama kullanırım ama siz gider renkle yaparsınız. Hiç fark etmiyor bu. Sizin görmenizle ve sizin karar vermenizle alakalı. Böl dediğimde mor bir renge büründü. Burada tamamen yansıttı yani. Tam tersi renkler oldu. Mesela ne diyelim? Daha açık renk. Tabii bu fazla geldiyse onu silebilirsiniz. Şöyle ortalardan siliyorum mesela. Bakın sadece etrafında oldu. Şöyle yapalım bunu da. Şöyle bir kaplayalım. Şu etrafını silelim. Bakın etrafından ışık yansıyormuş gibi oldu. Şöyle bir uzaktan bakalım. Hatta gerçekçi durması için şunu bir tonlayalım. Şöyle mumangi renk olsun. Mumu da kahverengi falan yapalım. Bunun için yeni bir layer atacağız yine. Buna renk 2 diyeceğim. Kahverengi bir tonla yapalım. Çok koyu olmasın. Tamam. İlk önce üstüne geçtim. Rengin nasıl durduğunu görmek için. Tabii perspektif falan her şey sıfır. Hiçbir şey yok. Ama bu göstermek için. Bakın bu da altına bir gölge gibi bir şey ekledi ateşin altına. Öyle de olabilir. Renk soldurma çok değişik durdu. Bu tonun önüne çok geçem. Oh, güzel oldu. En sevdiğim renkler tabii ki de. Tabii ki de güzel duracak. Tamam, bunu bir yapalım. Bakın doğrusal soldurma. Ekle diye bir şey yaptım ve böyle oldu. Tabii bunu yumuşatmam gerekiyordu. Şu an sert bir tonda bıraktım. Şuna da birazcık şey yapalım. Şöyle bir açık renk ekleyelim biraz daha. Şöyle parlama yapalım. Biraz metal efekti olsun. Buralardan almanız gerekiyor. Çünkü ışık kaynağı burada biliyorsunuz. Gider burayı açık burayı koyu yaparsam olmaz. Onun için kurala göre düzgün bir şekilde yapmamız gerek. Ki gerçekçi gözüksün. Şurayı biraz daha açalım. Burada renk skalalarında böyledir. Burada mesela farklı farklı skalalar var da. Üçgen bu basit olarak şurada rengi elde edersiniz. Buraya gittikçe renk siyaha doğru koyulaşır. Buraya gittikçe beyazlaşır aynı şekilde. Ama buradan buraya gittiğinizde renk türsüzleşir. Yani griye doğru döner. Burada da siyahtan griye, oradan beyaza bir düzen var. Genelde ben bu üçgeni kullanıyorum. Yani başka başka şerit şeklinde şekiller de var. Mesela bir bakayım burada neredeymiş? Şurada. Ton küpü var. Bu da olabilir. Parlaklık küpü var. Renk çarkı var. Benim kullandığım. Gri tonlama sürgüsü var. RGB sürgüleri var.
Bunu da tabii ki de kullanabilirsiniz. HSB. Hangisi sizin rahatınıza gelirse tabii ki de. Ama ben tabii ki de en rahat benim gözüme üçgen stili geldiği için renk çarkını daha çok kullanıyorum. Ups, ne yaptık? Yan çevirmişiz sayfayı. Tamam. Pardon, büyütmüşüz. Evet, şuraya da bir gölge ekleyelim. Tabii ki de burada gölge şuranın etrafında toplanacaktır. Mumun gölgesi düşebilir. Ona da ne yapabilirim? Bu normal olduğu için bunu ekleyeceğim. Biraz daha yumuşak yapacağım tabii ki de. Böyle sert bir gölge çıksın istemem. Ama yok, bunu yapmayalım. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz tabii ki de. Bu mum. Alt tarafı nerede bunun? Bakıyorum. Tabi böyle isimlendirmediğimiz için karıştı haliyle. Ben çok sade durdum. Bu beraber olmalıydı. Bunu nereye yapmıştım? Şu an bir bulmaya çalışıyorum. Neredesin? Hadi ama. Bulacağım. Bulacağım seni. Tamam. Ops. Mum dedim. Renk grubunda mı acaba? Yo. Ah evet. Renk grubunu yapmışım. Onun için siyah gözüküyor. Neyse. Böyle ki de bazen karıştırabiliyorum. Çok takmayın beni. Bu konularda. O zaman ne yapalım biz de? Renk grubunun da altını yapalım. Evet, şu gölgelere karışmış olacak ama onun için yeni açmak istemedim açıkçası. Şöyle bir altına yapalım. Hatta biraz daha koyulaştıralım diplere geldikçe. Şöyle. Uzaktan bakalım. Yaptığınız çalışmaya uzaktan bakarsanız yanlışlarını görebilirsiniz. Bu sadece dijital çizimle değil. Normal elle yaptığınız çizimle de ya da çalışmayla da artık her ne yapıyorsanız geçerli. İster tuval yapın, ister guaj, ister akrilik, ister kağıda yapın, ister craft yapın. Hiç fark etmez. Ya da dijital olsun hiç fark etmez. Bu şekilde bakmanız önemli. Yani yanlışları görebilmek için uzaktan bakmalısınız. Şöyle uzağa. Ya bu kadar da değil ama. Yani şöyle ise eğer şöyle bir uzağa alıp bakmanız yeterlidir. Ki yaptığınız şeyleri görebilirsiniz. Sayfada nasıl durduğunu. Evet. Başka göstermek istediğim bir şey. Bakıyorum. Bunun üzerinde deneyelim. Bunu da ne yapalım? Kırmızı yapalım. Ana renklerden gidelim. Tamam. Layer'ımız da... Hatta layer'ımız şurada dursun. Çok zorladı beni böyle. Şu da açık kalsın. Ha, şöyle de seçerek de yapabiliriz bu arada. Demiştim. Ama böyle zor diye. Bakayım. Evet, tabii ki şu an niye kastım? Nefret ediyorum. Tamam, Allah'tan hızlı seçti. Hiç böyle yapmaz mısın sen? Photoshop ne oluyor sana? Sanırım biraz yüklenmiş olabilir. Tamam. Buraya renk 3 diyeceğim. Bunu kırmızı yapalım demiştik. İlk önce tamamını boyuyorum. Böyle duvara grafiti yapar gibi. Bu şu an normalde. Tamam. Bakın. Değişik değişik duruyor. Burada daha solgun bir renk. Çoğalt var. Şöyle kız. Çoğalt. Çoğaltla da güzel durdu. Burada şuradaki neredesin? Çoğalttan göstereyim. Şuradaki açıklıkla şuradaki koyuluk yine aynı şekilde belli oluyor. Onun için iyi. Renk yanlısı. Bu da abartılı bir şekilde. Renk yanlısı. Aslında böyle de güzel. Bakın şu küçük ekranı. Gayet iyi. Hoş gözüktü yani. Bakalım. Bakın uzaktan da güzel gözüktü. Ama devam edelim bakalım. Gözümüze en güzel hangisi gelebilir? Bunun hiçbir şey olmuyor. Burada beyaz oldu.
O normal bir ışık yansırsa eğer. Bakın kaplamada. Benim en kullandığım dediğim gibi bu. Çünkü şurada da gördüğünüz üzere benim için böyle nasıl diyeyim? En homojen, en doğal görüntüyü veriyor açıkçası yani. Çünkü nasıl diyeyim? Koyuları koyu, açıkları açık. Herhangi bir şey ters yansıtmıyor mesela. Burada netlikler belli değil o kadar yani. Ayrıntılar o kadar belli değil. O tam tersi bir renk yaptı. Zıttını yaptı yani. Böyle. Buz gibi oldu. Buz küpü gibi oldu ya. Ton. Siyah beyaz zaten. Renkle de aynı şey. Bakın renkle şimdi kaplamayı getiriyorum. Kaplama biraz daha koyulaştırıyor tabii ki de. Renk bu da. Daha canlı bir renkle böyle oluyor. Renk parlaklığına hiçbir şey olmuyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Mesela şunu kaldıralım. Bakın. Turkuazımsı bir mavi. Ya da turkuaz. Burada bir kırmızımız var ve burada da bir yaptığımız... Ha bu arada bunu nerede yapmıştık o ışığı? Bir bakalım. Bir şey göstermek istiyorum. Bu ışığımızdı. Buna ışık diyelim karışmasın. Şimdi ben bunu şuraya sürüklüyorum. Çoğaltıyor, değil mi? Bakın ışık daha çoğaldı. Bu şekilde de yapabilirsiniz eğer. Sürekli üstüne 10 tane fırça geçmenize de gerek yok. Kısa yolu bu şekilde. Tabii çok aşırıya kaçarsa, çok abartı kaçarsa mesela şuradan opaklığını ayarlayabilirsiniz. Tabii ben bunu sileyim. İki tane yeterli diye düşünüyorum. Şunları birleştirelim. Sayfayı düz çevirelim. Evet. Evet, bu şekilde oldu. Bugünlük bu kadardı. Boyama teknikleriyle ilgili birkaç şey göstermiş oldum böylelikle. İlk videomda şey dediğimi hatırlıyorum. Hani bir sonraki derste kendi çizimim üzerinden bir şeyler gösterebilirim diye. Sanırım bir sonraki ders öyle bir şey yapacağım. Bu sefer de hani bir karakterin üzerinde ten nasıl boyanır? Hangi renkleri kullanmak daha doğrudur? Bununla ilgili birkaç şey gösterebilirim. Belki renkle direkt girebilirim. Ya da yine aynı şekilde grayscale to color. Yani griden. Gri monokrom siyah beyaz renklerden normal rengi geçişi gösterebilirim bu şimdi yaptığım gibi. İkisi de olabilir. Hiç fark etmez. Bir videoda biri şey demiş hatta yabancı bir video. Siyah beyaz kullanmak doğru değil. Yani bu yanlış bana göre. Tabii ki de siz ne düşünürsünüz bilmem belki de size göre yanlıştır. Ama gördüğüm en ünlü çizerler bile bu teknik kullanıyorsa yani sonuçta sınır yok değil mi ya? Çizimde, dijital sanatta sınır yok. İstediğiniz şekilde çizebilirsiniz. Yani kolay diye bir şey yok kısacası. Her şeyin bir zorluğu vardır yani. Önemli olan taklite düşmemek öyle söyleyeyim size. Buraya da sözümüzü yapıştırmış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Esen kalın.